Beyim de aynı şeyi söylüyordu. Sizin dışınızda dedi. Diş dolgusuyla alakalı olanlar dedi. Zaruret var diyorlar dedi. <laughs> Efendim yıllardır e, biz yayın yapıyoruz da bu kitapların hepsini okuduk. Bu konuşanların, e, çok özür dilerim söyleyenlerin e, ne altyapıları var ne de din gayretleri var. İşte birinci bölüm şey yaptık ya. Kefir haramdır dedik. Adam diyor ki e, hadislerde diyor işte sarhoş olmak aynı şekilde haramdır diye yazıyor. Sen nereden çıkardın bunu? Yani vatandaşın kafası belki de bir din adamıdır. Bunu yazan, bu maili yazan. Ee, duyduğu veyahut da ...okul amcadan sorguladığı veyahut da kendi kafasına göre yorumladığı şey din olarak kabul ediyor. Veya kefir üretip satıyordur. Veya kefir üretip satıyordur. Dolayısıyla, ee, dolayısıyla ee, ben kendim imat bir ilahiyat çıkışlı olduğum için iyi biliyorum. Din gayreti yok. Din gayreti yok. Mesela yıllardır e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan beri e, işte imam Hatip'ler var, Kur'an kursları var, Diyanet var. Ama bu okullar evliya yetiştiremiyor. Salih bir Müslüman bile yetiştiremiyor. Öyle bir dertleri de yok. Dertleri canıma olur böyle. Yani Diyanet'inde, Diyanet'teki kadrolu hocalarında hepsi demiyorum istisnalar elbette var. Ama hazırlıkta kaldılar. Sesleri çıkmıyor. Ses çıkartacak olsa onu da aynı şekilde işinden edecekler. Ee, hakim olanlar mezhepsizler. Ee, ve zındıklar, vehhabiler. Bunlar hakim. Ha, vehhabilerin bugün ne olduğunu gördü. ve Vehhabiyim demiyor, başka türlü söylüyor. Şimdi e, bir zamanlar bunlar selefi izliyorlardı. Hmm, yani. O selefiliğin altından da işte Mısır'daki ıhvan-ı Daş ve çıkınca Amerika Birleşik Devletleri Selefiliği şey ilan etti. Ee, söyleyiver. Düşman. düşman. ilan etti. Bunlar hemen Türkiye'deki Selefi izleyenler Selefi izlemiyor şimdi. Biz Maturidiyiz falan demeye başladılar. İmam Muhammed Maturidi Hazretleri hakkında sempozyum falan mı? Yalan söylüyorlar. Yani İmam Muhammed Maturidi Hazretleri'nin hiçbir bağlantıları yok. Kendi düşüncelerini İmam Muhammed Maturidi Hazretleri'nin sırtından anlatmaya kalkıyorlar. Hani bazıları Yunus Emre Hazretleri'nin sırtından anlattığı... ...ve Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin sırtından böyle... ...kendi düşüncelerini anlatanlar olduğu gibi bunlar da öyle yapıyorlar. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin alakası olmadığı halde... ...Bektaşi'yi izleyen öyle zındıklar söyledi. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri ile bir alakalar söz konusu değil adamların. Hazreti Ali Radiyallahu Teala Hazretleri ve Ehli Beyt'i seviyoruz deyip de... ...onların sırtından aynı şekilde İslamiyet'i e düşmanlık edenler de var. Ve ehl Beyt'i düşman olan hariciler de var. Dolayısıyla e, ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okumayan... E, okumayan ...biz ısrarla işte hakikat kitabının kitapları diyoruz... ...bu kitapları okumayan bir kimsenin e, dini konularda sıhhatli düşünmesi... ...sıhhatli bir söz söyleyebilmesi mümkün değil. Onun için de bizi hiç ilgilendirmezsin. Dünyanın hepsi bir tarafa çekilse... ...biz söylediklerimizden eminiz... ...doğru olan bilgi budur dört mezhepten ikisinde gusülde ağzını içeceksin yıkamak farz. Hanefi ve Hanbeli'de. İkisinde ise Şafii'de ve Maliki'de farz değil. Dolayısıyla Hanefi fıkıh kitapları işte gusülden <laughs> önce eğer e, böyle mumlu bal veya benzeri bir şey yiyip ...dişlerin üzerine kapatmış su geçmezse bunlar temizlemek lazım diye yazıyor. E, diş dolgusu tarihi çok yeni. Bu da zaruret de değil. ...taklit imkanı da var. Dişi de kaplıyor. Ee, hayır hayır, zaruret değil. Çünkü müteharrik dişler yapılabiliyor. Protez diş dedikleri diş yapılabiliyor. Alternatifleri çok. Maliki ve Şafii mezhebini de aynı şekilde taklit edebiliyor. Bu imkanlar var. Bunların hiçbirisi olmayacak. Mutlaka yapılması gerekirse... Ya ...o zaman zaruret olur. Zaruretin ne olduğunu da din kitapları yazmış. Yoksa sen zaruret canım işte falan... ...demek de zaruret olmaz birisi de kalkıyor bu umun belva aldı diye zırvalamış birisi vaktiyle. Öyle umum belva da değil. Yani her tarafa yayılmış. E, e şimdi zina yayıldı. Ne oldu? umun belva mı oldu şimdi? Zina meşru mu oldu? İçki her tarafa yayıldı. Umum belva mı oldu? Olur böyle şey ya. Hem bilmiyorum diyor hem de aynı şekilde böyle zırvalıyor. Ve çok kimsenin de kanına girdiler. Allah Teala hidayet nasip etsin. E, böylelerinin de pençesine düşünmekte muhafaza eylesin bizlere efendim. Dolayısıyla... E, biz hani işte diyorlar ya sözümüzün arkasındayız. Biz yine hak söylüyoruz onu. Böyle olduğuna inanıyoruz. Doğrusunu da bu olduğuna inanıyoruz. Ondan sonra hak ediyoruz. Kabul edene eder, etme, etmez. Bu etme. da bizi ilgilendirmez. Kaynakları da açık ve temiz. Evet. Efem ee, kızımı yetiştirmek istiyorum. Önce kendimizin yetiştirmesi lazım. İslam kitabını okuyacağız. Kıyamet Ahiret kitabını okuyacağız. Menakıb-ı Çağrı Yarı Güzin'in ve kitaplarını okuyacağız. Peki ne olur? Bir birikim olacak. Ondan sonra e, mesela Menakıb-ı Çihar Yari Güzü'nde Eshab-ı Kerem Ali Efendilerimizin anlatılıyor. Yerine gelecek e, masal diye, ninni diye onları anlatacaksın. Çocuk onlarla büyüyecek. Sevgisi düşecek onlara. Önemli olan o. Allah-u Teala yer ve yardımcılar olsun inşallah. Teala. E, hatta e, çocuğun terbiyesine ne zaman başlanır? Yani gitmişler çocuk doğmuş falan. Onun sonra demişler efendimiz terbiye edeceğiz. Geç kaldınız demiş. Yani ana rahmine girmeden, e, düşmeden önce başlayacak. Anne baba e, kendisi temiz olacak. Kendisi temiz olacak ki ana rahmine çocuk tertemiz düşecek. İleride temiz şeyler anlatıldığı zaman onun temiz ruhu bunları aynı şekilde hemen alabilecek. Peki öbür türlü tövbe istiğfar edeceğiz. Çocuğumuz doldurma getirmesi için gayret edeceğiz. Bir de beyimde işte namazda gevşeklik var. Ne yapabiliriz? Dua edeceğiz. Dua ederken de he, zaman zaman mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatını okuyabilirse okusun. Çünkü ihlasını arttırır insanın. E, dinini bilen ve gerçekten namaz Allah rızası için kılanlarla arkadaşı olması için dua edeceğiz. İnşallah Cenab-ı Hak öyle birisini karşılarına çıkartır.